Yedim o zaman konuyu kapatsak bir farklı bir şiir okuyalım. Saygıdeğer şairlerimizden Erdem Ercin Bey'in bir şiiri var. Konu biraz farklı olsun. Tamam hocam. Duygu yolunu az değiştirelim. Evet. Efendim, birkaç memur aynı tarihte işe giriyorlar. 10-15 sene sonra birisi hala kirada, öbürü bir arsa almış, öbürü evini, yatını, katını, arabasını, maaş aynı, başka gelirleri yok. Efendim nasıl oluyor bu aynı maaşla? Bir ev alan arkadaşını ziyarete gittiklerinde herhalde aklına gelmedi ki Erdal Bey de şöyle bir şiir yazmış. Yani bu memur bu evi nasıl alır bir memur ya diyor. Kapısına yani, takılıyor tabii ki. Kardeş, kardeş güle güle otur. Tadilatı çabuk bitir. Yalnız küs koyma hatır. Nasıl aldın? Gittin de mi? Bir yerde gömümü buldum, yoksa sarrafa mı daldın? Bu villayı nasıl aldın? Eskisini sattın da mı? Aklım almıyor, neylesin? Ben nasılsam sen öylesin. Kardeşim bana söylesin. Borsada kar ettin de mi? Zengin durumu sardı sana. Piyango mu vurdu sana? Kaynatan mı verdi sana? Varsır yere çattın da mı? Roma'ya sefere çıktı, padişah madalya taktı. Paşa deden mal bıraktı, saraylı bir zattın da mı? Ha dükkanın caddeye hazır, müşteriler vuzur vuzur çağırdı, yetiştirildi. Çoktan yükü tuttun da mı? Bankadaki paraları, dolarları, euroları, yengedeki sarıları gümüşlere kattın da mı? Başkaları düş görürken, senin kervanın yürürken, devlet bedava verirken ilk sırada bittin de mi? Üç yarışı kapattınız, ortak bir kupon yaptınız. Altılıyı siz kaptınız, sen üstüne yattın da mı? Zembereyi sıkı sardın, sağlam sağa süsüverdin. Kendini taliha kurdun, tam vaktinde öttün de mi? Bir bütçe yasan var senin, gelecek tasan var senin, içelik bir kasan var senin, ne bulduysan attın da mı? Nerede, nasıl oklanır, nasıl basama katlanır, tasarruf nasıl katlanır, ezberledin yurttun da mı? Bir elin yoğurdu hamur, öbürü doğradı demir, gündüz dairede memur, gece koyun gittin de mi? Bankada vezneye baktın, bütün mudileri yaktın. Her kılığa girdin çıktın, her boyaya baktın da mı? Topladın 8-10 kişi, tahsil bütün hafif iş. Yoksa beyaz kadın işi. Her günahı tattın da mı? Yaylaya kenevir ettin, kaldırdın çuvala döktün. Katırı başından çektin, çağrısından ittin de. Devrin modasına uydun, eşkıya diye nam koydun, uçanı kaçanı soydun, arkasından yettin de mi? Sigorta paketini çekti. Dosyanı müdürü baktı. Bu kredi nasıl çıktı? Bir ikide gittin de mi? Çok teşekkür ediyorum. Erdal Arcım, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Yemeğine, kalemine sağlık. Gerçekten çok güzel bir taşlama. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, çok da zevkle dinledik. Efendim, afyonlu. Kendisine selam gönderelim buradan. Sakmar Bey'in hemşiresi. Ne yazık ki ülkemizde köşeyi dönen dönemde, dönmeyen de açıktan gebermekte desek yanlış olur mu dersiniz? Evet hocam, hemen gene sana dönüyorum. Bir şiir daha alalım. Ben de kalem yazmaz, kayıt etmez. Kalem yazmaz. Kağıt yetmez. Kağıt yetmez. Evet. Gönlüm dertle yazsa, gölge şimdi hiç. Hayalin karşımdan gitmez. Sen yoksun dediğim, içtiğim. Ettiğini düşünemez.
Gonca gonca güllerini dermezsen, teker teker sana çiçek vermezsen, gün gelir de muradına ermezsen, ömrümce hiç kadını kesen. Gönlüm kan ağlarken ne desin bunu? Sensiz hayat zindan oldu dedim. Asla başkasına uzanmadım. Yolum başka yere gitmez sevgilim. Sen orada, ben burada erişmez kolum. Senden başkasına gitmiyor yolum. Ne olur acı bana, ben de bir kulum. Sensiz şu ocağım gitmez sevgilim. Bohçam çile dolu, çektiğim kahır. Ya çıkıp geleyim, ya beni çağır. Anlasam derdini ya derdiler. Kalem yazmaz, kavit yapmaz. Kalem yazmaz, kavit yapmaz. Bitmez hocam, şey yapmaz. Ben de bir serbest Türk'e bir şey çarpmıştım. Anlamadım. Anlam olarak bir şey yapmaz. Ne kalem yazar, ne kağıda sığar diye ifade etmek istemiştim. Ama ben şimdi çok eskilerden yazdığım bir şiirden bahsetmek istiyorum. Tutsunane kelimesi ancak hiç duymamıştım. Ne zaman ki Marta Doğru'da Tutsunane felaketi olmuştu. Sonra ben bu Tutsunane'yi bir şiirde gördüm. Ben o zaman bu Tutsunane'yi mutlulukla başlayıp Tutsunane gibi bir felaketle biten bir beraberliğin sonucu olarak düşünün ve kalem aldım. O zamanlar bu Facebook'ta falan yok, böyle antoloji konuda yapıyoruz. Ve Dünya Şairler grubu bir kurulumuz var ama orada ayın şiiri seçildi. Ankara'da bazı gördüklerde ben onu biliyorum. Ben o şiiri seslendirmek istiyorum. Güneş doğarken karanlıklar içinde el ele verdik yüreklerde sevgiyle. Ne dağlar derdik, ne tabular yırttık. Yaşıyorduk aşkı en güzeliyle. Güller bir başka açardı gönlümüzde. Şarkımızdı kuşlardan dinlenen nameler. Dökerken güneş kızıl güllerini denize, hüzün girmesin derdi gözlerimize. Bir gün rüzgar tersinden esti. Deniz köpürdü tsunami'ye eş. Yıkıldı tek tek ümit kaleleri. Nazar mı değmişti yoksa sevgimize? Maziye döküldü tek tek düşler. Korku sardı yüreği aşk yerine. Güller açmaz oldu yüreğimizde. Kuşlardan kesildi nameler. Beklerken daha güzel günler. Tek tek battı gitti gemiler. Şimdi sevdasız geçen günler. Nasıl da geldi birdenbire. Anlatamadık derdimizi birbirimize. Hayatın acımasız dişlileri içerisinde. Böyle mi son bulacak ömrümüz? Bir kalp ki yarısı sende, yarısı bende. Güneş doğarken karanlıklar içinde. Bir yarım kalan sevda gönüllerde. Ders olsun bu tüm sevenlere. Bilinmez ki şimdi sıra kimde. Çok güzel. Gönlüne sağlık. Ağzına kalemine sağlık. Harika. Evet, bu iltifatlardan sonra senden ne diyeceğiz onu söyleyeyim bakayım hocam. Ne senin? Şimdi geçen hafta burada program yapan Emin Bey'den bahsettiniz. Çelim'de. Evet, evet. Onu analım mı biz bugün yeni bir şiiriyle? Çok taze bir şiir hazır. Hazır mı? Ve daha hiç kimse duymadı. Ben dün aldım kendisinden. Evet. Şiir olarak mı, müzik olarak mı? Şiir. Şiir olarak. Şiir olarak alacağız. Müzik, tabii şarkılar da var. Çok şarkılar var burada ama. Evet. Şiir olarak okuyalım. Emin Bey'in şiirini. Bu daha bestelenmedi ama bestelenecek. İnşallah. Tırfanda. Çünkü daha dün aldım kendisinden. Sormayın artık. Sormayın bunları. Sormayın artık. Ben onu, o beni ölümlük sevdik. Okyanusu geçtik, gölde boğulduk. Bir sevgiye değil, hırsa yenildik.
Ne bulutlar geçti, yağmurlar yağdı. Vuslat ikimize de ulu bir daldı. Biz sevgiye değil, hırsa yenildik. Ne engeller açtık, saçlar ağardı. Biz sevgiye değil, hırsa yenildik. Yaşadık çok zaman umutsuzluğu, yarına bıraktık hep mutluluğu. Şimdi çekiyoruz aşk yoksunluğu. Biz sevgiye değil, hırsa yenildik. Kalmadı hiç tadı fani dünyanın, aydınlık gecemin, pembe rüyamın. Anlamı yok artık sensiz hayatın. Biz sevgiye değil, hırsa yenildik. Kuruttuk goncayı, gülümüz soldu. Gözlerimiz dinmez yaşlarla doldu. Sürseydi aşkımız bir ömür boyu, biz kadere değil, hırsa yenildik. Bu 5-5-2016. Çok güzel bir şey. Evet, ben de çok beğendim. Gösterilerinizi çok daha güzel olacağı. Hele hele sizin sesinizden daha bir hayat bulacağına inanıyorum. İnşallah bir dahaki programda bunu burada bestesiyle okuruz. İnşallah. İnşallah. Elbette. Evet. Gerçekten ne lan? Hırs, gurur, bu gibi şeyler sevgilere öldürüyor. Evet, maalesef. Olmamalı ama oluyor. Bir şekilde oluyor. Neden daha hoşgörülü olamıyoruz? Şu kısacık dünyada, sayılı günlerimizde ne olur daha anlayışla, daha sevgiyle bakabilsek, yarınlara birbirimize bakabilsek diyorum. Yazık ki işte bu şeyler biraz da gidip çevresini istiyor sanıyorum. Mutlaka, mutlaka oluyor. Etkenler oluyor bir yerde. İnsan yüz yüze, bire bir. Karşılıklı diyalog kuramamanın neticesi. Aynen öyle, aynen öyle. İşte hani gönül kırılıyor uzaktan. Diğeri bilmiyor belki. Araya zamanlar geçiyor. Zamanlar oldukça hani gözden alarak olan gönülden de derler ya, yani ufak ufak soğumalar oluyor aslında olmasa çok. Çok zaman görüyorum, duyuyorum işte. Kızgınlıklar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Neden? Sen şunu söylemişsin. İncir çekirdeğini doldurmak halbuki. Gerçekten böyle. Evet, evet. Böyle şey. Evet, yüz yüze konuşmak da fayda var. Aynen. Bunu aynı şiirdeki gururumuza yediremiyoruz. Evet, bir gururun esiri oluyor ne insan zaman geliyor. Ne yazık ki. Aynen. Gururu varsa her şey gururu. Evet. Ya bir de şunu bekliyoruz. Benden özür dilesin. Ama kendi hatalarımızı düşünmüyoruz. Ne olur biz önce dilesek. Evet. Biz büyürüz. Yani? Biz büyürüz. Evet. Karşı taraf belki hatasından haberi yok. Af dileyen daha yücedir. Karşı taraf hatasından haberi yok karşı tarafa. Ama biz ilk de hata yapamadık. Ya hiç tekrar. Geçen kadar çok basit bir olay. Adam bir tanesi engellemişti beni. Ramazan Akça değil, hemen onu belirteyim. Valla selam ve sevgilerimizi, onu da seviyoruz burada. Ona da selamlar burada gönderelim, o da güzel bir arkadaşımız. Tabii, onu da seviyoruz. Gönlü güzel arkadaşımız. Arkadaşım bir tanesi engellemişti ben, engeli kaldırmış. Çok affedersin, bir sürü bir fırına vermeye yazmış. Üzerine. Ve hoş telefon değil numarasını vermiş. Hiç hoş değil. Ve seninle demiş, o kadar küfürden sonra seninle yüz yüze görüşmek istiyordum, beni ara demiş. Şimdi ve tekrar engellemiş, ben ona cevap verme imkanım yok. Ki bu arkadaşımız daha önce benim telefonumu biliyor, daha önce telefonumu bir kez sefer görüştüm. Ben bugün Facebook'ta telefon numaramı yazdım. Bu telefon numaramı dedim, aynı zamanda dedim, hem Cemal Sim, hem de Cemal Sim'de, Cemal Sim, Cemal Şimşek sayfamda açık açık, herkese açıktır dedim. Ben arzu edersem dedim, istediğim kişiyle görüşebilirim. Evet. Ama arzu edene de her zaman telefonumu açık dedim. Aynen. Değil. Söyleyecek bir şey yok. Yani ki bu kişi engellemiş. Eğer bir şeyler büyümüşse ben de bilmiyorum tabii. Telefonu var ama biliyorum. Açık telefonu. Tabii mutlaka. Cemal böyle böyleymiş. Sorabilir, nedir? Sorabilir. Nedir bu yani? Bu gene iletişim sizde evet, geldi işte, dayandı. Gene i̇şte, gururuna geldi. Şiir, gene şiire dayandı. Şiirden çağrıştı. Evet, çok evet, evet. Evet. Hocam aynen, sen evet, neler diyeceksin? Efendim, şimdi geçici dünya üçüncü hakikaten öyle kırmamak lazım insan birbirini. Görmüyor musun diye bir şey bakayım. Görmüyor musun diyelim. Yüz gelince gül de yaprak döküyor, görmüyor musun? Yüz gelince gül de yaprak döküyor, görmüyor musun? Bağrını açmış bize toprak, bakıyor, görmüyor musun?
Geçer de gençlik yel gibi, bakar kalırız el gibi. Zaman sanki bir sel gibi akıyor, görmüyor musun? Böyledir ilahi yasa, değişmiyor. Kim ne dese, buymuş çünkü ateş ise yakıyor, görmüyor musun? Çiçek, meyve hep haktan. Ne daldan, ne yapraktan. Ne ekersen topraktan. O çıkıyor, görmüyor musun? Arttıkça gönlünün yası, azalır kolunun kası. Gittikçe beden binası çöküyor, görmüyor musun? Gittikçe beden binası çöküyor. Üzerine baka baka böyle çekiyor gidiyor. Bunu bir küçük şiire bağlayalım. Genel şeye getirelim işi. Konumuzu dönelim. Evet. Evet. Yürüyemem asansız. Aşk, meşk bana arattı. Benim dertsiz, tasasız, nefes almam çarattı. Ne yaz geldi, ne bahar. Sen gittin. Gözlerimde yağmur var, saçlarımda karardı. Nasıl geri döndüm? Bilsem, bilsem her gün dener. Yok böyle bir hüner. Ne böyle bir hünerim, ne umudum. Yıllardır ne izin var, ne de gülen bir şey. Her şarkıda hüzün var. İşi ahu zarar. Dilde vuslatın adı nasıl acaba? Bu dünyada olmadı. Ahirette yarardı. Ama o da zor. Gözüm yüreğim sadık. Ama hocam senden bir şey alalım mı? Sen bu arada biraz yalnız bıraktık gibi geldi bana. Olsun, olsun. Evet. Kurban olacağım hocam. Sonsuz senalara çizdim aslında. Bu gözüme kurban olacağım. Gönlüme özlemle yazdım sana. Ey melek benim. Hayalimde gördüğüm düşünce. Gördüğüm rüyaya hayırlı. Otağına geldim, ruhuna vardım. Aşk aniden gelir, kolay gülmez. Bir demir atkını çekip gülmez. Kelamı üstüne kelam edilmez. Sazına sözüne kurban olur. Gün 24 saat adına yanındayken bile özlemle yanmış. Senin yokluğunda üşüdüm, dondum. Kışına yazmak kurban olur. Çağlayan sen bile çağladığındır. Bulutu avladığın bile bize koşar. Attın deryalara bendimi açtın. Yoluna gitmek kurban olur. Gönül biraz bahçe, sanma bir an. Selam sallığın, neşe boş hayalına. Kucak kucak, sevgi ekler bana. Çoğun adına kurban sevincin, sevincim, derdin severdim. Gökten yıldızları önüne serdim. Bu sevda uğruna bir ömür verdim. Külüne közüne kurban oldum. Enine boyuna yaratmış ya. Yar ayaklarına oldum. Birleşmiş denizde bir güzel sarar. Cazına, nazına. Senin de sevdiğin.